Dostlar selamlar. Şimdi meteoroloji incelemelerimizin tamamını bitirdiğimize göre artık navigation log doldurmaya gelebiliriz arkadaşlar. Şimdi 4-5 tane video çektim ben buraya. Belki 6. video çektim, hatırlamıyorum. Kısaca şimdiye kadar uçuşumuzu, hazırlıklarımızı yaptık, 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 yaptık. Şimdi geldik, dedik ki bir nav log dolduralım. Peki nav log niye dolduruyoruz biz? Şimdi arkadaşlar nav log'u niye doldurduğumuzu hemen kabaca anlatmaya başlayayım size. İlk önce bir neden doldurduğumuzu ve neden ihtiyacımız olduğunu bir anlatmaya çalışayım. Şimdi dostlar bakın. Niye sorusuna cevabı anlatıyorum. Ne dedik? Bizim dedik 4 bacaklı uçuşumuz var. Birinci bacak Efes Ortaklar. İkinci bacak Ortaklar Germencik. Üçüncü bacak Germencik İncirliova. Dördüncü bacak ise İncirliova'dan Çıldır şeklinde olacak demiş idik. Hatta ben harita hazırlarken dedim ki bakın şurada dedim bu birinci bacağı işte bir ok çizeriz böyle. İçerisine yazarız işte. Manyetik heading'in bu olacak. İrtifan bu olacak. Şu kadarlık işte zamanda buraya gitmeyi hedefliyorsun. Şu kadarlık bir distance gidiyorsun. İşte yazabildiğimiz kadar bilgi yazabiliyoruz. Niye bu bilgileri yazıyoruz bu haritanın üzerine? Değil mi? Uçarken ya bu manyetik heading'i takip edelim. Mümkün mertebe takip etmeye çalışalım. İşte bu manyetik heading'i takip ederken şu kadar dakikada gitmemiş olmamız lazım bu bacağa. Gidiyor muyuz hakikaten? Bir cross check yapalım. Şimdi hatırlayın harita hazırlarken biz ne yapıyorduk? Google Earth işte kullanıyorduk. Yandex'leri işte açıyoruz bakıyoruz. Kendi işte basılı olan haritamızı açıp bakıyoruz. Google'da açıyoruz. İşte uydu görüntü falan. Mümkün mertebe ortaklara mesela ilk defa gideceğimizi düşünün uçarak. Ortakların neye benzediğini anlamak adına uçuştan evvel işte ne bileyim ben sağında ne var işte Mursalı Moralı var da ortaklardan sonra ufacık bir tepe var onun sağ, ben giderken önünde işte atıyorum sağında kalacak ne bileyim şu an atıyorum tamam arkadaşlar işte ben eğer İncirliova'ya geldiğim zaman sol yukarısında hemen böyle bir İkizdere Barajı'nı görmem lazım. Şu aşağıda şurada işte şeyler olması lazım eğer ortaklardaysam rüzgar gülleri olması lazım onları görmüştüm artık. Değil mi? Bunları yapıyorduk biz. Yani ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Ya ben gerçekten ortaklarda mıyım? Yoksa ben Germence'ye geldim direkt de ortaklara geçtim farkında bile olmadım. Şu anda yönümü şeyimi kaybettim mi acaba? Değil mi? DFR uçuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla her bacağı sürekli teyit halinde etmemiz lazım. Sürekli ben neredeyim? Doğru yolda mıyım? Doğru parametrelerle mi ilerliyorum? Bakın doğru parametrelerle mi ilerliyorum? Niye? Doğru parametrelerle ilerlemeliyim ki konuşamadım. Doğru parametrelerle ilerlemeliyim ki istediğim yere varabileyim. Amacım bu. Parametreleri takip etmek. Peki hangi parametreleri takip edeceğim ben? Hepsini haritanın üzerine yazamam ki. Harita zaten yeterince karmaşık gördüğünüz üzere. Ne yapacağım o zaman? İşte onları böyle benim rahat okuması kolay, uçuştayken rahat inceleyebileceğim, böyle aramakla tanımakla uğraşmayacağım bir doküman haline veyahut da bir sayfalık bir A4'e işte yazabilmem lazım. Ne yapıyorum bakın burada? Yani şuna buna ihtiyacım var mı aslında? Yok. Ben sırf size şekil şemal olsun diye yazıyorum işte. Call sign'ım bu, ismim bu, şu tarihte gidiyorum vesaire vesaire. Bakın arkadaşlar yazdım. Uçağımın normalde işte kullanacağı saatlik şeyi bu olsun. Fuel reserve'im işte benim bu olsun. Diyelim ki 50 galonum var. Fuel reserve'im 50 galonum var. Diyeceksiniz ki ya abi niye 50 galon? Senin ses standın işte usable fuel'u bu mu? Değil. Bakın gelin POH'ine bakalım. Fuel limitations bakın. POH section 2'da ne diyor? Usable fuel benim normalde 53 ama ben 50 almışım. Ben 50 almışım ya. Ben 50 galon almışım. 53 alabilirdim ama almamışım tamam mı? 50 galonum var. Cessna 172 var ama 50 galonum var. Şimdi arkadaşlar hemen bunların açısından bunların hemen ardından pardon. Şimdi gelelim. Bakın ilk bacağı konuşalım. İlk bacak. Yani ne? Efes ortaklar arasını konuşuyoruz. Bakın arkadaşlar hemen şu ilk önce önemli olan kısımlara gelelim. Bakın ben burada 3500 feet'e tırmanacağım demişim. Niye 3500 feet'e tırmanıyorum? Arkadaşlar 3500, 5500, 7500 gitmem lazım. Niye? Doğulu gidiyorum. Yani Efes'ten Çıldır'a doğru gidiyorum. Doğuya doğru gidiyorum. Tek 500'ü bir irtifa seçmem lazım. Değil mi? Bu kadar basit. 4500 seçemem yani. Bunu zaten anlatmıştım önceki videolarımda. Ve bu bacakta benim tırmanma safam olacak. Yani burası kaç nautical mile'miş? Bakın 9 nautical mile'miş. Yazmışım. 9 nautical mile'da gideceğim ben. Belki 8. nautical mile'da 3500 feet'e ulaşacağım. Belki 4. milinde. 4000 gittikten sonra 3500 feet'e ulaşacağım. Bilmiyorum. Rüzgara, hava koşullarına, uçağın performansına vesaire vesaire bağlı olarak değişecek bir şey. Ama bu bacak benimce tırmanma ve 3500'ü yakalama bacağı olacak. Niye? Çünkü bir sonraki bacakta 3500'ü yakalamış olarak devam etmeyi umuyorum, bekliyorum. Planım bu şekilde. Peki abi ben bu bacakta ve diğer bacaklarla kaç knot'la uçacağım?
Bakın arkadaşlar, hepsine demişim ki TAS'ı 100'e sabitlemişim. Ben demişim ki arkadaş, ben 100 knotluk TAS uçacağım. 100 knotluk TAS arkadaşlar aşağı yukarı 94-95, bilemediniz 96 knot gibi bir IASA denk gelir. Yani benim operasyonel hızım 94-95-96 olacak. Efendim sen misin? Rüzgar bilgilerini almışım, helimetten girmişim. Bakın bütün bacaklar için. Tek tek giriyorsunuz bunlar. Bütün bacaklar için tek tek girmişim. Bu bacakta hiç rüzgar yok. Bu bacakta 100 dereceden, değil mi? Rüzgar turudan eser bu arada. 100 derece turudan 4 knot, 90'dan 5 knot şeklinde neyse rüzgarlar olacak demişim. Bir de tabii ki arkadaşlar burada işte ground speed'e TAS'tan sonra arkadaşlar ground speed'e geçmişim. Tabii ki rüzgar ground speed'i tabii ki etkiler. TAS'tan ground speed'e geçiş rüzgarlı olur ama arkadaşlar ben buna hazırlarken bu Excel, ben uçuş okulundayken öyleydi. Hazır böyle formülasyon yapılmış bir Excel. Bakınız üzerine çift tıkladım ki siz de göreseniz diye. İşte karekökler alınıyor, radyan alınıyor. Eğer ileri derece Excel kullanabiliyorsanız, ben kullanamıyorum. Bunlardan eminim siz çok daha fazla şey çıkarımda bulunuyorsunuzdur. Peki ben bu formülü nereden yazayım abi, ben anlamıyorum Excel'den diyorsanız o zaman arkadaşlar hiç formül etmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Tabii ki de buyurun Flight Computer. Alacaksınız Flight Computer'ı, Flight Computer'ı kullanacaksınız. Kullanımını daha sonra ayrı bir videoda anlatırım ama arkadaşlar gördüğünüz gibi online olarak, bakın gördüğünüz gibi kullanabileceğiniz, işte adresi bilmiyorum almak isteyen alabilir. Online olarak da kullanabileceğiniz yerler var. Bir tanesi bu. İkincisi arkadaşlar, daha başta kaçmak istiyorsanız bakın işte echo6bravoxray.com'a girdiğiniz zaman buraya istediğiniz değerleri girdiğinizde istediğiniz karşılıkları alabiliyorsunuz. İki tane de online direkt website bununla alakalı mevcut. Onun da bilgisini burada vermiş olalım. Peki ne dedik arkadaşlar? TAS'tan, IAS'tan, operasyon speed'den bahsettik, ground speed'imizden bahsettik, distance'ımızı ve buna göre bağlı olacak tabii ki kaç dakikada buraya gideceğimizden bahsettik. Arkadaşlar takip edeceğimiz manyetik heading'i haritamıza yazmıştık ama peki pardon, true heading'i ölçtük. True course'umuzu, true heading'imizi ölçtük harita, yani basılı haritadan ölçtük. Varyasyonu işin içerisine kattık ve manyetik course'u bulduk. Manyetik course'u, daha doğrusu manyetik heading'i bulduk. Manyetik course'umuz olacak? Manyetik heading'le aynı, çünkü niye? Sıfır rüzgar var, sapma sıfır. Tamam mı arkadaşlar? Ve benim takip edeceğim şey ne? Manyetik course ve manyetik heading olacak. Niye? Çünkü benim uçağımdaki bütün aletler manyetiğe göre çalışıyor. Bakın onu o yüzden böyle background'ın farklı bir şeyle de renkle de işaretlemişim arkadaşlar. He, şimdi peki bunları yazdığında ne oldu aşkım? Nazlı'da ne oldu? Ya ben uçağı kaldırdım. Uçuşa başladım. Take off'umu yaptım. Burada takip ediyorum. Benim hızım 94-95 knot mu? Garmin 1000 donanımlı benim uçağım. Garmin 1000 donanım olduğu için rüzgar hakikaten 0-1-2-3 aralığında mı? Yani hani 1-2-3 artık sıfırdan sayıyoruz. Hani hakikaten dişe dokunur bir rüzgar yok mu buralarda? Ben bunu takip ettiğim zaman ground speed'im, ground speed'i Garmin'in gene gösteriyor arkadaşlar. Ground speed'im hakikaten 100 gözüküyor mu? Bu civarlarda mı? Niye? Sürekli bu değerleri yakalamaya çalışacağım çünkü. Bu değerleri yakalayayım ki hepsini birden. Ne kadar çok parametreyi aynı anda tutturabilirsem arkadaşlar o kadar precise bir uçuş olur. Ne kadar precise uçarsanız da o kadar arkadaşlar hedefinize, yani varmak istediğiniz ortaklara o kadar rahat ulaşırsınız. 4 dakika sonrasında takip ediyorum. 4 dakika sonrasında evet ortaklarda mıyım? Evet ortaklardayım. Nereden biliyorum ortaklarda olduğumu? İşte sağında ne vardı, solunda ne vardı? Bir gün önceden baktım. Google Earth'ünden, Yandex'inden, orasından, burasından, basılı haritamdan inceledim. Notlarımı aldım. Değil mi? Aklıma yazdım bunları. Ona göre devam ediyorum. Peki. Aynı zamanda arkadaşlar bakın burada galon use denilen kısımlar var. Bakın dostlar. Şimdi tabi burada fuel reserve 50 olarak yazmamın nedeni belki şey olabilir. Yani take off'tan sonra 50 fuel olmuş olabilir. Niye? 53'ün 3'ünü ben takside ve şeyde yaktım zaten. Hani pist başına gelene kadar yaktım zaten. Anlatabiliyor muyum? Apron'da yaktım zaten. Ben take off roluna başladığım anda bende 50 galon vardı. O saatten sonra take off yapıp level oturana kadar 2 galon daha yaktım. Daha sonra 48 kaldı. Daha sonra 1.3 yaktım, sonra bende kaldı. Ya abi sen burada 1.3, burada 0.7, burada 0.4. Ya bu neye göre? Hani burada 2 ise burada niye 2 değil? Arkadaşlar bunun cevabı gene arkadaşlar POH'te. Bakın POH'te burada, tamam mı? İşte chartlar vardır. Performans chartları vardır, tamam mı? İşte performans chartlarına bakarsanız bilmiyorum. Cruise Performance Table diyor mesela, tamam mı? İşte burada hangi irtifada, hangi power'la, hangi süratle gittiğiniz zaman ne kadarlık bir fuel consumption karşınıza çıkacağını arkadaşlar uçakların performans chartlarından bulabilirsiniz. Ona göre de buraya yazar, formülize eder, istediğiniz gibi
O bacağın sonunda gene Garmin 1000 size gösteriyor bunu. Garmin 1000 gösteriyor. Yani şu kadarlık fuel'um kalmış olması lazım diye de yine bunun da takip, fuel'un da takibini yaparsınız arkadaşlar. Aynı şekilde bakın estimated time of arrival, actual time of arrival. Yani ben buraya atıyorum 11.30'a yola çıktım. Peki tamam 07.12'de Zula yola çıktım. 4 dakika ne olur arkadaşlar? 07 işte ne bileyim ben 16'da orada olmam gerekmiyor mu? Ata ne oldu peki? 17 oldu. Aa bir dakika. Bir dakika geç kaldım. He, ondan sonra o zaman buradan sonra her zaman bir dakika geç kalmam lazım. Actual time'lar arkadaşlar buraya full yazıyor olacağız. Bakın ne yapmaya çalışıyoruz hep arkadaşlar? Gördünüz mü? Gerçekten ortaklarda mıyım? Gerçekten istediğim zamanda varıyor muyum? Yani gerçekten bir sıkıntı olup olmadığını emin olmaya çalışıyorum. Bakın fuel mesela 48 galon ben burada hesaplarken eğer 35 galonum kalmışsa mesela dramatik bir fark çıkmışsa yani ne oluyor arkadaş? Ne 35 galonu? Deyip. Değil mi? 35 galonu deyip. Hemen bir emergency bir prosedürü devreye sokmanız gerekmiyor mu? Divert etmek gibi mesela. Emergency prosedürden kastım bu arada bu. Ya bu gerekmiyor mu? Gerekiyor. Neden? Neden? Şimdi biz burada 4 bacak yapıyoruz. İşte 45 dakikalık bir uçuştan bahsediyoruz. 4 saatlik bir uçuş ve 10 tane bacağım, 10 bacağımız olsaydı ne olacaktı? Ya da 15 bacaklı bir uçuş olsaydı ve ben atıyorum 4. bacaktayken 15 galon veyahut da 10 galon hesaplamamdan daha az bir yakıta sahip olsaydım. Garmin bunu gösteriyor olsaydı. Çeşitli şekillerde Garmin doğrulacak şekilde çeşitli şeyleri yaptığım zaman da hakikaten 10 galon daha eksik olduğunu fark etseydim ne yapacaktım arkadaşlar? O zaman işte divert prosedürlerini devreye sokacaktım. Mutlaka benim alt aerodromlarım olacak. O zaman divert'ü devreye sokacağım. Ya da geri dönüp geleceğim artık hangisi kolaysa. Değil mi? İşte bu yüzden bu nevlogu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın yani İşte burada saat kaçta burada olmam gerekiyordu? Kaçta oldum? Kaç dakikada gelmem gerekiyordu? Ne kadarlık yakıtım kalması gerekiyordu? Ve hakikaten olmuş muyum? Değil mi? Bakın bunun haricinde başka ne var? İşte Remarks'ta. İşte Out of CTR raporunu vermem gerekiyor. CTR'dan çıkarken Selçuk Efes'in tabii ki. Bakın burada 119.050 kanalından. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun uçakları. Özellikle bu bölgede uçuyor. Ve Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla çakışmamak için, havada bir collision Allah korusun olmaması için, yani emniyette uçmam için bu kanaldan sürekli işte Güllübahçe üzerindeyim. Efes'e doğru uçuyorum. Şu irtifadayım. Vesaire gibi sürekli bütün uçaklar Komiki'den yayın yapar. Bu Komiki'den bu yayını sizin de yapmanız lazım ki onların da sizin ne yaptığınız bilmesi. Aynı şekilde Çıldır'da Tafan uçakları var. Onlar da benzer şekilde bu yayına katılıyorlar. Ve sizin nerede olduklarını bilmesinde çok çok fayda var emniyet açısından. Yani hem sizin emniyetiniz hem de karşı tarafın emniyeti açısından arkadaşlar. Bunun da bilgisini paylaşmış olayım. Peki bu egzersiz bu şekilde devam edip giderken arkadaşlar bakın burada vurgulayacağım son nokta da bu olsun. Bakın Minas'ın ve Menderes'in approach'larını, view ağırlığını ve tower frekansını arkadaşlar tamamını yazmışım. Büyük puntolarla yazmışım. Aslında bakın burada Çıldır'ın, Efes'in bilgileri zaten var. ILS bilgisine kadar normalde yazıyorum ben. Burada yazmamış olabilir. ILS bilgisine kadar bütün detaylara yazabildiğim kadar yazıyorum arkadaşlar burada bakın tamam mı? Hatta kulenin varsa telefonu, dispatch'in varsa telefonu, özel telefonları varsa buyurun yazın yani buraya. Bir şey olur. Hiçbir şey yapamazsanız belki telefonla iletişime geçmek zorunda kalırsınız. Cebinizde cep telefonu var. Arar kullanırsınız yani bunu. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bütün detaylarını buraya yazıyorum. Bakın elevation'ı vesaire vesaire hepsini yazıyorum ama burada Minas ve Menderes'i büyük puntolarla yazmamın nedeni şu arkadaşlar bakın şimdi Selçuk dediğiniz yer zaten esasında İzmir Adnan Menderes'in TMA'inde aynı şekilde şurada özellikle Okese denen bir nokta var tam olarak nereye denk geliyor bilmiyorum arkadaşlar ama yay belki buralara kadar uzanıyordur emin değilim bakın İzmir TMA'yı görüyor musunuz İzmir TMA'yı bakın şuradan şurası İzmir TMA'yı atıyorum şuralara kadar belki bilmiyorum emin değilim. Belki buralara kadar da atıyorum. Minas'ın TMA'dir tamam mı? Bilmiyorum emin değilim. Dolayısıyla ben her ihtimale karşı hiçbir zaman en ufak da olsa arkadaşlar değil mi? Risk almaya gerek yok. Havadayız yani arabadaki gibi çek sağa durayım diye bir şey yapamayacağımıza göre ne yapıyorum? Bu kritik bilgileri arkadaşlar buraya yazıyorum. Hatta yuvarları yerine yuvarlı arkadaşlar distance bilgisi, DME bilgisi aldığım için de buralara yazıyorum ama ILS bilgileri vesaire gibi bilgiler de buraya yazılabilir idi. Bakın arkadaşlar nav logumu adasına navigation log. Benim navigasyonumu bana rehberlik etmesi için, bana hakikaten gideceğim noktaya beni götürmesi için olabildiğince
check edebileceğim parametre ekliyorum ve bu parametreleri her vardığım bacakta check ediyorum. Eğer değişiklikler varsa arkadaşlar, bu değişikliklere göre bir sonraki bacağı da güncelliyorum. Bakın burada olduğu gibi actual time 1 dakika sapıttıysa, ha diyorum ki artık buraya şey 07:17 diyorum. 3 dakika o zaman burası ol. Atıyorum 3 dakika sonra bu olacak diyorum. Anlatabildim mi? Her bacağı vardığımda bu notları ala ala buraya yaza yaza arkadaşlar devam ediyorum. Bakın aynı şekilde actual galon remaining'de. Ya ben burada 48 olmasını bekliyordum. 47 kaldı. Bu notunu alıyorum buraya mesela. Örnek veriyorum. Tamam mı? Bu notunu buraya alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek uçuşumu emniyetli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Aynı şekilde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Bu çok olur. Ya atıyorum mesela Germancık İncilova'ya geçerken bakın şu ne demek? Germancık'tan sonra 3500'den itibaren 3500'den alçalmaya başla. İncilova'ya geldiğinde bakın İncilova ile Çıldır arasında 1500 fite düşmüş ol. Bakın İncilova'ya geldiğinde 1500 fite düşmüş ol. Ki ondan sonra 1500 fitte 1500 fitten alçala git Çıldır'a da landingini gerçekleştir değil mi? Ya amacımız bu. Burada arkadaşlar eğer gerekli yerde alçalmazsanız da malumunuz ya varayı çok fazla arttıracaksınız ki bu hiç konforlu değildir. Ve havacılık açısından da tehlike arz etmesi muhtemeldir. Ya da mecburen işte ne bileyim olduğunuz yerde hold ata yani atıyorum geldiniz işte atıyorum Germancık üzerine ya da ne bileyim İncilova üzerinde dönerek alçalacaksınız. Orbit ata alçalacaksınız. Daha sonra 1500'e düştükten sonra devam edeceksiniz. Gerekirse bu taktiği de uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar navigation log kabaca böyle bir şey. Gördüğünüz gibi ben hazır Excel'i kullandığım için uçuş okulunda da bu hazır Excel'i kullanmışım arkadaşlar. Sağ olsun bunu hazırlayan arkadaş kimse, her fırsatta kendisine teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bir logumuzu da hazırlamak durumunda ve zorundayız. Bunu da hazırladıktan sonra arkadaşlar bir sonraki videomuzda artık flight planımızı doldurup submit edip artık uçuş hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Ondan sonra artık uçağımızı hazırlayıp uçumuza çıkabilir hale gelmiş olacağız inşallah. İzleyen arkadaşlar teşekkür ediyorum.